Her şey gökten esrarengiz bir biçimde düşen siyah bir defterle başladı. Bu defterin gücü hem azımsanmayacak derecede büyük hem de eline geçen kişinin elinde merhamet ve adalet anlayışına göre değişen bir silah. Bu hikayeye başlamadan önce siz değerli izleyicilere bir soru sormak istiyorum. Ancak bu sorunun cevaplarını gerçekten içinizden ne geçiyor ise buna göre cevap vermenizi istiyorum. Bir düşünün, Death Note yani ölüm defterinin gücüne sahip olsaydınız ve elinizde bu gücün vermiş olduğu sorumluluğu bilerek tıpkı Yagami gibi sadece suçluları mı öldürürdünüz? En önemlisi bunu yaparak dünyaya adaleti ve iyiliği getirdiğinizi mi düşünürdünüz? Bu sorunun çok felsefik olduğunu, aynı zamanda göreceli bir cevabının oluşu bu animeyi izleyenleri ikiye bölmüştür. Çünkü hikayesinde anlatılan defterin kişinin elinde bir silaha dönüşmesinin yanında kişinin nasıl bir lanete sürüklediğini de görmüş olduk. Ben Masalcı Dede, sizlere bu videoda Death Note yani ölüm defterinin asıl hikayesini ve bilinmeyenlerini anlatacağım. Şimdiden elinizi vicdanınıza koyun ve doğru olanın ne olduğunu düşünün. İyi seyirler. Her şey gökten bir defterin düşmesiyle başladı. Bu defterin gücü ise sayfalarına isimleri yazılan insanların ölmesiydi. Defteri bulan kim olursa olsun, iyi kötü fark etmeksizin istediği ismi yazabilir ve bunun sonucunda kişinin saniyeler içerisinde kalp krizinden veya istediği herhangi bir ölüm şeklinin ayrıntısını vererek hayatına son verebilir. Bu defteri bulan ilk kişi ise Yagami Light'tı. Bu karakter animede bulunan en zeki insanlardan sadece biri. Bizler onu Kiro olarak tanıyoruz. Ancak sizlere bir ayrıntıyı vererek devam etmek istiyorum. Yagami Light isim anlamının ışık olduğunu bilmeniz gerek. Çünkü ileride tanıyacağımız karakterler ile büyük bir bağlantısı var. Yagami Light çok zeki olmasının yanında mevcut dünyanın çürümeye ve yozlaşmaya başladığının bilincinde, her yerde suçlu insanların var olduğunun farkında olan biri. Bununla birlikte dünyadaki adalet anlayışının zayıflığı ve yavaşlığından da şikayetçi. Bu defterin nereden geldiği sorusu ise ölüm meleklerinin olduğu farklı bir diyardan dünyaya yanlışlıkla düştüğünü söylemem gerek. Acaba bu yanlışlıkla düşmüş bir defter mi, yoksa biz Kira'nın değil de Ruki adlı ölüm meleğinin macerasını mı izliyorduk? Bu gibi soruların cevabını videonun devamında vereceğim ama şimdi devam edelim. Bu defterlerin sahibi ölüm melekleri, kendileri insanların canını alarak kendi hayatlarına katıyor. Böylelikle uzun süre yaşayabiliyorlar. Tıpkı ölüm meleklerinin bulunduğu dünya da çürümüş bir halde. İçinde bulunan melekler dahi neden bu görevi üstlendiklerini veya neden bunu yapma zorunlulukları olduğunu hatırlamıyor bile. Dünyaya düşen defterin sahibi bilinenin aksine Ryuk isimli ölüm meleği değildi. Kendisine ait olan ölüm defteri hep gizli olarak kalmıştır. İkinci defteri ise ölüm meleklerinin kralını kandırıp çalmıştır. Yani Ryuki adlı ölüm meleğinde iki ölüm defteri vardır. Dünyaya yanlışlıkla düşürdüğünü düşünenler olabilir. Ancak burada gizli bir ayrıntı mevcut. Bütün hikayeyi başlatan Ryuki adlı ölüm meleğidir. Dünyaya yanlışlıkla düştüğünü söylemesi ise tamamıyla yalandır. Kendisi artık ölüm melekleri diyarından sıkılmış olduğu için dünyaya gelme bahanesi olarak bu defteri kullanır. Eğer bir ölüm defteri dünyaya değerse artık o dünya malı olur ve sahipliğini aldığı kişi bu defterin sahipliğinden kendi rızası ile vazgeçmediği sürece defter ona ait olur. Bir ölüm meleği de bu deftere sahip kişiyi takip etmek zorundadır. Ancak ondan zorla alamaz veya zarar veremez. Biz bu zamana kadar Yagami Light karakterinin yani Kira'nın maceralarını izlediğimizi zannettik. Evet, bu konuda başrol o ama bizler aslında ölüm meleği olan Ryuku'nun macerasını izledik. Bu bizlere fark ettirilmeyen bir ayrıntı ve bunu anlayabilmek için Death Note'u iki defa izledim. Death Note bir insanın elinde bu güç bulunduğu takdirde
nasıl güç zehirlenmesi yaşadığını, aynı zamanda kendisini nasıl tanrı sıfatına soktuğu gibi ilginç bir hikaye olarak karşımıza çıkmakta. Bu animede direkt video başında sizlere sormuş olduğum sorunun birkaç cevabı mevcut. Çünkü her ne kadar Yagami Light yani Kira ölüm defterini kullanarak dünyaya adaleti getirdiğini düşünse de yapılanın kısmen yanlış olduğunu bizlere açıkça gösteriyor. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi El olarak karşımıza çıkan ve Yagami Light olarak tanıdığımız ama halk arasında Kira olarak bildiğimiz kişiye karşı açtığı savaştan kaynaklanıyor ve onu yakalamada büyük emekler sarf etmesinin nedenlerini. El'in gerçek ismi animede geçmiyor ama çıkan mangalarda bu bizlere açıkça söyleniyor. El Lovelied. Bu isim El olarak tanıdığımız karakterin ismi ama önemli olan kısım bu değil. Lovelied İngilizce karşılığı anlam olarak düşük ışık anlamına geliyor ve low light anlamına geliyor. Şimdi iki karakterimizi karşılaştıralım. Yagami Light ışık anlamına geliyor. Lovelied yani low light ise düşük ışık. Bu iki karakterin animede dahi aynı olmalarının yanında bazı zıtlıkları olduğunu bizlere gösterilmekte. Kira yani Yagami Light olarak baktığımızda yaşanan olaylar çok normal ve dünyayı temizlediğine inanıyor. Bunun yanında kendisinin bir tanrı olduğunu düşünüyor. Elindeki gücün bir tanrıya ait olduğu ve ancak bu gücü tanrı sıfatını taşıyabilenlerin kullanabileceğini düşünüyor. Ancak olaylar El Lovelied olarak baktığımızda, yani El olarak baktığımızda adaletin her suçluyu öldürmek olmadığını, bu yapılanların yanlış olduğunu, herkesin ikinci bir şansı olabileceği, bir insan suçlu dahi olsa affedilebileceğini savunuyor. Şimdi sizlere bu ikinci soruyu sormak istiyorum. Allah korusun ki bir kişi sevdiğinize zarar verdi ve onu elinizden aldı. Yani bir suçluyu göz önüne alalım. Eğer ölüm defteri gücüne sahip olsaydınız, %99'unuz o kişinin adını deftere yazardı. Ancak bu suçlu sevmediğiniz, iğrendiğiniz başka bir suçluyu ortadan kaldırırsa gerçekten sizler o kişinin ismini yazar mıydınız? Emin olun bu oran o kadar çok düşecektir ki bunun anketini video yayınladıktan hemen sonra yapacağım ve oranları sizler de görebilirsiniz. Burada anlamamız gereken herkesin adalet anlayışının farklı oluşu. Bu dünyada birçok olgu görecelidir. Kişiden kişiye değişen bu olgular insanlığı iyi yerlere de sürükleyebilir, kötü yerlere de. Bu iki zeki karakterin birbirleriyle olan savaşını izlediğimiz esnada aslında bir kısımda gerçek bir adalet yanlısının, diğer tarafta ise idealist, bir kişinin idealleri için neler yapabileceğinin, gücün insanı ne hale getirebileceğini ve en önemlisi ise kendisini Tanrı ile eş tutabilen birinin savaşını izliyoruz. Eğer fark edemeyenler varsa bir bilgi daha. Animede sadece erkek cinsiyetine sahip olduğunu görmüşsünüzdür. Bu da kötülüğün kaynağının erkekler olduğunu bizlere inatla vurgu yapılmış. Ruyuk adlı ölüm meleğinin bu kadar çok elma sevmesi ve özellikle bir kez ısırılmış elma görsellerinin gösterilmesi bizlere ilk günahı aynı zamanda Adem ve Havva'yı temsil eder. Bu animede onlarca dini gönderme yapıldığı gibi elmanın farklı anlamları da mevcut. Elma dünya hayatının başlamasını da temsil eder. Tıpkı kitabın sözde dünyaya yanlışlıkla düştüğü gibi kişinin ismi deftere yazılırsa 40 saniyede öleceği ve özellikle de kalp krizinden ölmesinin kendince anlamları var. Dini göndermelerde 40 sayısı ulviyatı simgeler. Sadece İslam dininde değil, Hristiyanlık, Yahudilikte dahi 40 sayısının bazı anlamları mevcuttur. Aynı zamanda 40 sayısının Hz. Musa ve Hz. İsa gibi büyük peygamberler için önemli olaylara işaret ettiği, bu peygamberlerin ise Hristiyanlık ve Yahudilik gibi dinlerde Tanrı'nın birer çocuğu olduğu gibi bilgiler bilinmekte. Bu kitabı kullananların da birer tanrı olduğu ayrıntıları oldukça ilginçtir. Birçok animede sadece rastgele gelen anlamlar bulunmaz. Bu animede de derin bir yapıya sahip olduğunu düşünürsek sıradan olaylar örgüsüne sahip değildir. Sadece resme uzaktan bakmakta fayda var. Sonuçta birçok kişi başta Kira'nın tarafını tutuyordu. Ancak gücü eline aldıktan sonra idealleri karşısında neler yapabileceğini, hatta kendi kardeşini dahi
öldürebileceğini gözlerimizle gördük. Kişi ne kadar akıllı olursa olsun veya yetenekli, iyi biri olmadığı takdirde insanlık için büyük bir tehdittir. Kira isminin katil anlamından türediğini biliyorsunuz. Her ne kadar insanlığın kira sayesinde suç oranlarının azalmaya başladığını gözlemlese de gözden kaçırılan bir durum daha ortaya çıkıyor. Adalet sadece bir kişinin canıyla mı sağlanabilir? O kişi tekrardan iyi bir insan haline gelemez mi? Animenin genel işleyişine bakıldığında her ne kadar benim için 25. bölüm itibariyle yani Elin ölümü ile bitse de devamında dahi Kira'nın iyi bir dünya yaratmaktan çok kendi egosunu tatmin ettiğini görmeye başladık. O kadar büyük bir egoya sahipti ki kendisinden başka zeki bir kişinin onu alt edebileceğini göremedi. Bu sebeple kendi defteri onun ölümü oldu. Hatırlarsanız ilk bölümlerde Ruyuk bir cümle kurdu. Ölüm defterini kullanan kişiler lanetlenmiştir ve başına hiç iyi şeyler gelmez. Eğer bir gün köşeye sıkışacak olursan senin adını bizzat deftere ben yazacağım demişti. Kira amacı uğruna herkesi o deftere yazabildiği gibi kendi isminin de bir gün oraya yazılabileceğini tahmin edemedi. Bazılarınız diyebilir, hani ölüm melekleri kitap sahibine zarar veremez diye. Kira çok önceleri kitap sahipliğini bir başkasına devretmişti. Sadece yanına küçük bir kağıt taşıyarak yaptıklarını hatırlamasını sağlıyordu. Kitabın sahipliğine erişen kişi kendini öldürmeye çalıştığında defter artık Ruyuk'a geçmişti. X Kira olarak tanıdığımız avukat Kira'ya. Ölürken de defterin sahipliği Kira'ya değil Ruyuk'a geçti. Bu sebeple ortada bir karmaşa gözükse de olay örgüsü mükemmel bir biçimde işlenmiş bir anime. Sırf bir ölüm meleğinin canı sıkılması ile birlikte tarihin en kült animelerinden birini izleme fırsatımız oldu. Peki, son soru. Sizce Kira mı yoksa El mi haklıydı?